Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hatice Açarı, Herbalife Aktif Yaşam Koçu. 40 yaşında bir yüksek biyoloğum ve iki çocuk annesiyim. Bugün sizlerle kilo kontrolü nasıl başlamanız gerektiği, özellikle kilo vermek isteyenlerin nereden ve nasıl başlaması gerektiği ile ilgili biraz bilgiler vereceğim. Ama önce bizim Herbalife hikayemizden biraz bahsetmek istiyorum. Bizim Herbalife hikayemiz 2017 yılında başladı. Aslında hani bir kilo vermek arayış içerisinde değil de bir ek gelir arayış içerisinde başladığımız bir işti Herbalife. Eşimin, makine mühendisi olan eşimin üniversiteden arkadaşı bu işi yapıyordu ve biz de bu işi, hani ondaki değişimi gördüğümüz için bu işi yapmak istedik. Ama biz onun ofisine gittiğimizde şöyle bir durum vardı. Benim hiçbir zaman kilo problemim olmadı. Yani hamilelik dönemlerimde bile, hamilelik sonrasında bile, hani o lohusalık dediğimiz dönem sonuna kadar bütün fazla kilolarım gitmişti ki hamileliklerimde çok fazla kilo alan birisi de olmadım. Ancak benim eşimin 37 kilo fazlası vardı. 37-40 kilo kadar fazlası vardı. Dolayısıyla benim bir Herbalife aktif yaşam koçu olabilmem için, yani eşimin de olabilmesi için öncelikle eşimin sonuç alması gerekiyordu. Evlendikten sonra yıllar içerisinde eşim aldığı mütemadiyen kiloları vermek için aslında çok da uğraştı. Birçok yöntem denedi. Eminim ki birçoğunuz da bu yöntemleri ve belki de çok daha fazlasını denediniz. Ve sonrasında da ümidinizi kaybettiniz. Bu kilolarla yaşayacağınızı düşündünüz ve artık herhangi bir metot, yol, yöntem denememeye karar verdiniz. Nereden biliyorum? Eşimden biliyorum. Yani spor yaptı, olmadı. İşte diyetisyene gitti, olmadı. Akupunkturlu diyetisyene gitti, olmadı. İşte hatta bir dönem bu televizyon reklamlarında çıkan zayıflama hapını dahi aldı. Zayıflama hapı diye bir doktorun reklamını yaptığı bir hapı, işte doktor reklamını yapıyorsa kesin işe yarıyordur diye. Ancak şöyle bir mantıkla, ben canımın istediğini yiyeceğim, bu hapı da içeceğim ve hem kilo almayacağım hem de aldığım kiloları vereceğim. Böyle bir dünya zaten yok. Ne kadar karşı çıksam da hayır dedi, ben bunu alacağım. Aldı, denedi. Herhalde bir 10-15 gün denedi. Hatta bayağı da böyle bir kutuyla bir dünyada para dökmüştük onları, hatırlıyorum. Bir süre sonra onları ben alıp çöpe atmıştım. Çünkü artık onları da kullanmıyordu, içmiyordu. En sonunda ben bu kilolarla yaşamaya devam edeceğim. Ben kilo veremem. Bu benim hayatım, bu benim kaderim diye tamamen hani bıraktı kendini, kilo kontrolü anlamında saldı. Benim önümü de şöyle kesti. Ben ona kilolarıyla ilgili sağlığı için endişe ettikçe, yaklaştıkça sen beni artık beğenmiyor musun? Sen beni kilolarımla sevmiyor musun diyordu. Şimdi eşiniz de, hele de sevdiğiniz bir eşiniz bunu söylüyorsa ondan sonra bir daha da bir şey söyleyemiyorsunuz, yapamıyorsunuz çünkü onun kalbini kırdığını düşünüyorsunuz. Ama şu an mesela işimle konuştuğumda ne yapayım, başka türlü seni susturamıyordum. Sürekli benim karşıma bu konuyla geliyordun diyor. İşte 2017 yılında biz Herbalife işini yapmak istediğimizde, bir Herbalife distribütör olmak istediğimizde eşimin arkadaşı senler, çünkü Herbalife ağırlıklı olarak kilo kontrolü, hani beslenme ürünleri olduğu için genelde kilo kontrolü için tercih ediliyor ve buradan yola çıkılıyor. Dolayısıyla onun üzerinde olan değişiklikleri, hani onda olan değişiklikleri etrafımız, çevremiz görmeye başladıkça onlar da hani biz de yapalım, çevremizden gördükçe talep görmeye başladı. Bana gelince bende enerji problemi vardı Herbalife ürünleriyle ilgili. Herbalife ürünleri bendeki enerji problemini ortadan kaldırdı. Sabahları çok erken kalkıyordum. İki çocuk var. Sürekli çalışıyorsunuz, koşturuyorsunuz ve uyuyup kalıyordum. Yani bebek ne zaman uyusa ben de uyuyup kalıyordum. Halim yoktu. Ev işlerini doğru düzgün yapamıyordum. İşte kendi işlerimi doğru düzgün yapamıyordum. Çocuklara yeterince verimli olamıyordum. Sürekli yorgun, bitkin bir enerji düşük bir anne düşünün. Tabii ki Herbalife ürünlerini ben de merak edip tüketmeye başladığımda bende de enerji olarak zaten öncelikle çok değişiklik oldu. Evet, kilo problem, kilom hiç değişmedi ama vücut postürüm çok değişti. Yani incelmem oldu, işte doğum sonrası illaki bir
vücutta deformasyon oluyor, onlar toparlandı. Doğru beslenme ile birlikte, hani evet doğru beslenmeye çalışıyordum öncesinde de ama doğru bildiğim birçok da yanlış varmış. Bu Herbalife ürünleri hayatımıza girdikten sonra ben de bu yanlışları düzeltmeye başladım. Peki siz ne yapacaksınız? Sizin de biliyorum birçoğunuz belki ümidinizi kaybettiniz, belki çok böyle hani bu süreçte belki hani aynı benim eşim gibi moraliniz bozuldu, belki siz de vazgeçtiniz, bıraktınız. Ancak ve ancak burada önemli olan doğru yönlendirme ve doğru bir hedef belirleme, sonuç veren bir yönlendirme. Yani siz bana ulaştığınızda ben size sonuç veren bir yönlendirme yapıyor olacağım. Ürünler elinize geçtikten sonra en önemsediğim konu bu ürünlerle birlikte sizin ara öğünlerinizde, ana öğünlerinizde, diğer ana öğünlerinizde ve ara öğünlerinizde ne yiyorsunuz, ne tüketiyorsunuz? Bunları sizin yaşam tarzınıza göre oluşturacağız ve sizin için en uygun beslenme programını oluşturacağız. Yaşam tarzınız böylece hani doğru bir beslenme alışkanlığıyla hem kendinizi zorlamadan hem de doğru bir şekilde kilo kontrolünü sağlamış olacağız. Şimdi şöyle düşünün. Yani birçoğunuz birçok yöntem eşim gibi denediğiniz için sonrasında eski alışkanlıklarınıza dönüyorsunuz. Bu yöntemleri kısa süreli yapıyorsunuz. Kısa süreli yapılıyor. Kısa süreli yapıldığı zaman işte bir tekrar yiyebilirim şekline geçiyoruz. Zaten asıl problem burada başlıyor. Çünkü mevcutta yaptığımız yanlış olduğu için kilo problemi yaşıyoruz aslında. Yanlış bir beslenme alışkanlığımız olduğu için kilo problemi alıyoruz. Şimdi biz doğru bir beslenme alışkanlığı ediniyoruz. Daha sonra tekrar eski beslenme alışkanlığımıza döndüğümüzde tekrar o kiloları alacağız demektir. Ha, burada da şöyle bir şey var. Eğer beslenme alışkanlığımız doğru olmuş olsa sonrasında bırakmayız. Yani kısa süreli şeylerle hızlı sonuçlar almaya çalışıyoruz. Bu da hem bedenimize hem psikolojimize olumsuz etki yapıyor. Sonrasında aldığımız kilolarla. Dolayısıyla biz bu süreçte size hem motivasyon gruplarımdan hem özelden öğün öğün tek tek takip ediyorum ve bunu bir de ayrıca 10 günlük fit maratonlarımızla sizlerin sonucunu taçlandırıyoruz. Yani çok güzel sonuçlar almanızı sağlıyorum. Profesyonel ve özenli bir takip ve kalıcı sonuçlar elde ettiren bir koçluk desteği sunuyorum size. Ki sonrasında da doğru beslenme alışkanlıklarınızla o kilolarınız kalıcı bir şekilde gitmiş oluyor ve bir daha kesinlikle hani kilo problemi yaşamıyorsunuz. Ama doğru beslenme alışkanlıklarınızı edindikten sonra artık harekete geçme zamanı. Çünkü eminim şu ana kadar kilo vermek için birçok yol, yöntem, metot, formül ne varsa denediniz. İşte şu iyi geliyor dediler, şu çay dediler, o çay dediler, bu karışım dediler, şu karışım dediler, işte yatmadan önce aç karnına bilmem ne, birçok metot denediniz. Bununla birlikte hem zaman kaybettin, hem para kaybettin, hem umudunu kaybettin, belki özgüvenini bile kaybettin artık. Yani çünkü bunu birçok danışanımda da görüyorum. Gelmişler artık özgüvenleri bile yok ama kilonun hepsini geri kazanıyorlar. İdeal kilolarına ulaştıktan sonra bizim yapmamız gereken tek şey harekete geçmek. Mutlaka benimle iletişime geçin ve aldırmış olduğum sonuçları görmenizi istiyorum. Ve 10 günlük fit maratonlarda görüşmek üzere.